Hanımlar, beyler günaydın efendim. Bugün 14 Mart Cumartesi, sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve en yeni nesil bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Evet, bugün 14 Mart. Önemli bir gün, bizim için de önemli bir gün. Bugün Tıp Bayramı sevgili seyircilerimiz. 11 yılda yaklaşık bu programda 2500 kadar uzman hekim ağırladık. Efendim, ben bugün Sağlık Merkezi programı ve 24 ailesi adına program başlangıcında tüm sağlık çalışanlarının, değerli hekimlerimizin Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Özellikle dünyada önemli bir pandemik salgının olduğu şu günlerde hepsi canlarını dişlerine taktı. Mesai yapıyorlar. Bizler de onlara destek olmalıyız ve küçücük bir mesaj. Maalesef Türkiye'de çok yaygın hekimlerimize şiddet, sağlık çalışanlarına şiddet. Umarım cezai yaptırımlarla, kalıcı müeyyidelerle bu sorunun üstesinden geliriz diyorum programın başında. Ve elbette alıştığınız üzere programda iki değerli hekimimiz olacak. İlk bölümde sevgili seyircilerimiz, obezitenin biraz felsefesine, obezite cerrahisine neler yapılıyor günümüzde, bütün bunları konuşuruz. Efendim, genel cerrahi ve obezite cerrahisi uzmanı operatör doktor Babek Tabande bizlerle olacak. İkinci bölümde ise inflamuar bağırsak hastalıklarını konuşacağız. Hepimizde bağırsak sorunları olabiliyor. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığını konuşacağız. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Şentürk hocam bizlerle olacak. Dolu dolu içeriğimize başlıyoruz. İçeriniz, kahveleriniz hazırsa yanında Teknos Sağlık Merkezi. Ben Deniz'den size ikram olacak. Tıp Bayramı'nda bizleri ve değerli konuklarımı lütfen yalnız bırakmayın. Başlıyoruz. Obezite neden artıyor? Morbid obezite hastaları için obezite cerrahisinde kullanılan seçenekler neler? Tüp mide ve gastrik bypass'ta beklenti ne olmalı? Operatör Doktor Babek Tabande, Sağlık Merkezi'nde obezite cerrahisine ilişkin sorularımızı cevaplıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, az önce söylediğim gibi obeziteyi konuşacağız ve özellikle obezite cerrahisini konuşacağız. Değerli uzmanımız Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Operatör Doktor Babek Tabande bizlerle olacak dedim. Efendim, ekranda numaralarımızı görüyorsunuz. 0530 040 70 05 ve 06'dan arayıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tıp bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bütün sağlık çalışanlarının tıp bayramı kutlu çok olsun. Çok önemli bir branş genel cerrahi. Ve metabolik cerrahi de yapıyorsunuz, obezite cerrahisi yapıyorsunuz günümüzde sizler. Ama şimdi gündem olduğu üzere, es geçmeyelim, çokça konuştuğumuz bir konu. Maalesef tüm dünyada bir virüs salgını var ve Türkiye'de de artık 5 vaka görüldü. Biraz genel cerrahi bakımından da soracağım. Sonuçta iç organlarımızı çok iyi tanıyan bir branşsınız sizler. Bir mesajınız var mı halka? Şunu söyleyebilirim. Koronavirüs bulaşıcılığı yüksek bir virüstür. Hı hı. Ama sonuç olarak şu anda karşı karşıya olduğumuz virüsün bulaşım şekli bellidir. Hı hı. Direkt virüsle temasta kalmadığımız sürece, yani aktif enfeksiyonu olan birinin direkt yüzümüze öksürmediği sürece veya onun bulaştırdığı virüsü biz elimizle yüzümüze ve solunum yollarımıza iletmediğimiz sürece aslında bulaşı olmuyor. Hı hı. Ancak bu bulaş olduğu takdirde de hastalığı kapmamız neredeyse kaçınılmazdır. Hı hı. Hastalığı kaptığımızda bu hastalığın çok şiddetli bir enfeksiyon haline gelme ihtimali düşüktür. Çok şiddetli enfeksiyon haline geldiği zaman da iyi bir tedavi ile iyileşme şansı çok yüksektir. Hı hı. Yani aslında olumsuz veya bizi mutsuz edecek sonuçların ortaya çıkma oranı %1 ile 2 arasındadır. Hı hı. Ancak bu %1 ile 2 arasında ciddi bir tıbbi bakım, hatta belki de yoğun bakım ihtiyacı olacak. Şimdi bu hastalık konusunda bizim halkımız çok uyanık davranmazsa ve hasta sayısı çok artarsa ve bu ülkedeki hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kapasitesi buna yetmez ise, hı hı, o zaman tadımızı kaçıracak sonuçlar, hayat kayıpları yaşayabiliriz.
hastalığın yayılmasını engellersek, ki şu anda maçlar tatil edildi, okullar tatil edildi, çok toplu yerler hocam, tatil. Evet. Yani bu hastalığı biz sayı artması açısından yavaşlatabilirsek, kısıtlayabilirsek aslında tedavi rahat bir şekilde olacak. Paniğe gerek yok. Şunu da sorayım. Şimdi siz çokça cerrahi yapan bir branşsınız. Operasyonları etkiliyor mu? Yani şu an operasyon olması gereken biri, ya ben şu an bu virüs var olmayayım deme şansına sahip mi? Etkiler mi? Etkiler, bu evhamlarını da giderelim. Etkiler aslında etkilesindi. Yani öyle cerrahiler var ki çok aciliyeti yoktur. Ha. Bu dönemde o kişinin hastaneye gelmemesi, hastanenin gücünü işgal etmemesi ve aslında olur da bir ciddi ihtiyacı olan bir hasta gündeme geliyorsa, hı hı, o hastanın bunu kullanması bizim gözümüzde de iyi bir şey. Hı hı. Ancak ne yazık ki özellikle genel cerrahi için konuşmak gerekirse birçok ameliyat gerekli veya acil durumda ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Kazalar var, kanser cerrahileri, tabii, var. Onlar kaçınılmaz olur. Elzemse olsunlar. Hocam, tıp bayramı dedik ya, ben vatandaşlarımıza mesajlarını sordum sizlere ilişkin. Bir izleyelim mi? Bu vatandaşlarımız ne söylemişler? Tıp bayramımızı nasıl kutluyorlar? İzliyoruz efendim, bakalım ülkemizin vatandaşları tıp bayramına ilişkin neler söylüyor hekimlerimize. Mart Tıp Bayramı bugün. Ne söylersiniz doktorlara? Bir mesajınız var mı? Tıp günlerini kutluyoruz. İnşallah sağlıkta yaşanan bu şiddet sorunlarına da çözüm olur. Doktorlar, dediğimiz gibi, yani Atatürk'ün sözü var. Beni Türk hekimlerine emanet edin. Biz de o yüzden hepsine saygı ve minnet duyuyoruz. Doktorlarımıza şu an hiçbir şey söyleyemem. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi görevlerini layığıyla yerine getiriyor. Diyeceğim bu kadar. Öncelikle bütün doktorlarımıza, bütün sağlık çalışanlarımıza her birine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok zor dönemlerden geçiyoruz. Onlar da büyük mücadele vererek insanlığa faydalı olmaya çalışıyorlar, topluma faydalı olmaya çalışıyorlar. Doktorlarımıza çok büyük minnet borçluyuz. Çünkü işleri de zor. Hekime şiddet konusunu tabii ki tasvip etmiyoruz. Şiddeti asla hiçbir konu tasvip etmiyoruz. Ki hekimlerimiz, doktorlarımız gerçekten bugün hastanelere gittiğimiz zaman çok ilgili, alakalılar. Şiddet bir yana, onlara gayet her zaman saygılı olmak zorundayız. Teşekkür etmek zorundayız. O yüzden, çünkü işleri tamamen bizim sağlığımız. Bizim sağlığımızla ilgili çalışıyorlar. O yüzden bütün doktorlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ben. Doktorları bayramını kutlarım. Allah yardımcıları olsun yani. Güzelce çalışıyorlar. Yardımcı oluyorlar. Çok iyi. Ne diyebilirim ki? Evet, aman doktor, canım cicim doktor, derdime bir çare diye şarkılar var bizim kültürümüzde hocam. Şimdi derde çare arayanlar arasında maalesef Avrupa'da Türkiye en hızlı obezleşen ülkeler arasında ilk sıralarda gelmeye başladı. Bu bizi, hepimizi korkutuyor, çünkü yandaş bir takım hastalıklar var eşlik eden. Metabolik sendrom deniliyor buna sanıyorum genelde. Niye bu kadar obezleşiyoruz biz? Aslında bizim vücudumuzda, bizim genlerimizde, bizim beynimizdeki vücudumuzu idare eden, kontrol eden ve korumak isteyen mekanizmalarda hep bu koruyucu mekanizma, bir düşünün ki bir banka hesabını daha fazla parayla doldurma, hı hı, ve geleceği güvenceye alma gibi bir mantık var. On binlerce yıl boyunca bu vücut hep hastalıkla, hep açlıkta, hep kıtlıkta, hep av bulamamakla, hı-hı, savaşmıştır. Dolayısıyla da kendini korumak için ben zayıflayayım da sağlıklı olayım gibi bir mekanizma yoktur. Depolayayım. Bizim mekanizmamız hep depolamak üzerindedir. Genetik olarak birçok insanın obez olmaya yatkın genleri var. Bunu yaklaşık toplumlarda azıcık değişse de %80-85 olarak kabul ediyoruz. Yani, hı hı, toplumun yaklaşık %80-85'i modern hayat şartları ve uygun koşullar bir araya gelirse obez olabilir. Hı hı. Hayatımızdaki birçok mesele bunu etkiler. Genlerin dışında çocukluğumuzdan bugüne kadar geldiğimizde yaşadığımız hayat, sıkıntılar, sorunlar,
hastalıklar, tedaviler, stresler, ruhsal yapı, çevresel faktörler, anne babanın davranışı, o evin, o ailenin beslenme kültürü, bunların hepsi bunu etkiler. Ve beyin bu kişinin artık bu kilosu uygun değildir, güvenli değildir, daha kilolu olursa daha güvende olur kararını veriyor. Beynin verdiği bu kararı kişi kendisi vermiş olmuyor. Düşünün ki beynimizde bir solunum merkezi de var. Ben uyuduğum zaman da solunum merkezim nefes al, nefes ver kararını veriyor. Ve ben nefesimi sonsuza kadar isteğim dahilinde tutamam. Beyin sonunda o nefesi aldıracaktır bana. Aynı şekilde benim metabolizmamı, benim kilomu, benim ruhsal yapımı, obeziteye yönelik kontrol eden bir mekanizmadır. Ve tabii ki çevresel koşullar dünyada çok değişti. Artık yokluk yok, artık kıtlık yok. Gıdaya ulaşmak çok kolay. Artık hareket etmiyoruz. Hareket çok az. Ucuz gıdaya ulaşmak çok kolay. Ve ucuz gıda daha kalitesiz. Yani kalorisi daha yüksek. Besleyicilik tarafı daha düşük olan gıdalardır. Hareket çok az. İhtiyaç kalmıyor harekete. Ve genelini bir araya getirdiğimizde, stresi de üzerine koyduğumuzda tabii ki çok daha kolay obez oluyoruz. Bu obezite ortaya çıktığında hemen harekete geçmeye çalışıyoruz, diyet yapmaya çalışıyoruz, hareket etmeye çalışıyoruz, daha az kalorili gıda tutmaya çalışıyoruz ve beyindeki bu merkezi daha da çok strese sokuyoruz. Çünkü o zaten algılamıştı, harekete geçmem lazım, bir problem var, bir tehlike var ve ben bu kişinin kilosunu örnek veriyorum, 75'ten 90'a çıkarmam lazım. O kişinin kilosu 90'a çıktığında birçok yöntem deniyor kilosunu düşürmek için. Ancak hayat şartlarını düzeltmediği için, sadece diyet ve sporla bunu yapmaya çalıştığı için de beyin daha da çok strese giriyor. 90 olması gereken iyi bir kiloyken şu anda 80'e düştük. Tamam. O zaman bu ayar daha da yukarıya gidiyor. Ve birçok hastamız bunu söyleyebiliyor. Diyet yaptım, aslında başarılı oldum. 10 kilo verdim, 20 kilo verdim ama bıraktığında daha çok aldım. 15 aldım, 25 aldım. Bu da bunun mekanizmasının nasıl olduğunu ve bu hastalarımızın aslında suçlu olmadıklarını, iradesiz olmadıklarını, gerçekten bir hayatın bütünlüğünün onları buraya getirdiğini hastalarımıza anlatmak durumundayız. Peki hocam, şimdi örneğin o sedanter hayat kilo aldırıyor diyoruz ya, hakikaten bir 10 bin adım günde attığınızda diyet yapmasanız bile kilo verebiliyorsunuz. Hareketsizlik çok etkiliyor bize. Ama bunun yanı sıra örneğin şöyle de derler. Uykusuzluk çok etkiler. Yaşam tarzı dediniz ya. Stres altında olmak, belirli hormonların düzeyini artırdığı için yine kilo almanızı çok etkiler. Sadece yaşam tarzı, beslenme ve egzersizle. Şu morbid obez kavramını da açmak lazım. Morbid obezite sorunu halletme şansımız var mı? Ve morbid obezler sanki son 20 yılda arttı. Özellikle sanayileşme ile ilgili ve metropollerde sanki çok daha fazlalar. Yanlış mı düşünüyorum? Çok doğru söylüyorsunuz. 40 yıl önceden başladı diyelim, 80'lerden. Ama gerçekten son 20 yıl içerisinde dünyanın ciddi bir sağlık problemi haline geldi. Uykunun saati de önemli. Çok uyku uyumak obeziteye sebep olduğu gibi az uyku uyumak da sebep oluyor. Uykunun saati de önemli. Geceleri uyumayıp gündüz uyumak da obeziteye sebep oluyor. Kesinlikle. Ve bunun gibi çok sayıda faktör saymak mümkündür. Bunların hepsini düzeltirsek o zaman diyete ihtiyaç yok denilemez. O zaman hareketi arttırmamıza gerek yok denilemez. Ama şöyle bir problem var. Ben istediğim kadar az yiyeyim, diyet yapayım. İstediğim kadar günlük hareketimi arttırayım. Hayat tarzımı düzeltmediğim sürece beynim, o beyindeki kontrol merkezim, beni korumak isteyen merkez, kendini güvende hissetmediği için o devam edecek beni zorlamaya. Diyetimi bırakmak için, hareketimi azaltmak için ve tekrar yağ depolayabilmek için. Bu sebepten dolayı bütün olarak bunu ele almadığımızda bu programlar çok başarılı olamıyor.
Peki şimdi diyetle bu işin üstesinden gelemeyenler var. Hatta belgeseller çekiliyor biliyorsunuz bazı kanallarda. Evet. 300 kilo, 200 kilo genç hastalar var hocam. 18-19 yaşında 150-160-170 kilo yerinden kalkamayan. Diyetle bu işin üstesinden gelemediğimiz zaman mı dünyada bir obezite cerrahisi akımı başladı? Ve bunun da kendi içinde bir tarihçesi var çünkü. Nereden nereye geldik biz obezite cerrahisinde? Aslında 1960 yılında bile obezite için tanımlanan genel cerrahi kitaplarında ve genel cerrahinin tarihinde cerrahiler var. Hı. Tabii ki obez sayısı çok az olduğu için bu ameliyatların sayısı da çok az. Teknikler de çok eski. O teknikler şu anda tarih olmuş durumda. Hı. Onları tabii ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir cerrah uygulamıyor. Ne zaman ki obezite arttı, tedavi ihtiyacı da arttı. O zaman da tedavi seçenekleri daha gelişmeye başladı. Anestezinin daha güvenli hale gelmesi, cerrahinin daha güvenli hale gelmesi, cerrahi hem teknikleri hem teknolojik aletlerin daha iyi olması nedeniyle artık obezite cerrahisini çok çok düşük riskle, çok çok düşük tehlikeyle yapmaya başladık. Sayı da çok artınca tecrübe arttı buna paralel. Dolayısıyla da günümüzde dünyanın her yerinde çok yaygın olan obeziteye karşı çok yaygın obezite cerrahisi yapılıyor. Hocam şimdi ben örneğin bir pop sanatçısını hatırlıyorum. Daha benim genç olduğum, o da benle yaşıttım neredeyse diyorum, benim jenerasyon. Midesine bir balon taktırmıştı. Kimdi ya? Ozan Orhan mıydı? Midesine bir balon taktırmıştı. Akabinde haberler yapılmaya başlandı. Arkasından bir baktık kelepçeler çıkmaya başladı. Akabinde gastrik bypasslar, tüp mideler, duodenal switch mi diyorlar? Evet. Onlar. Başka var mı bilmiyorum günümüzde. Birçok cerrah. Şimdi mesela artık botoks da yapılıyor mideye hazırlık döneminde özellikle. Şimdi vatandaş bu konuda aklı karışık. Hani bu yapılıyordu, ne oldu da buna geçtik? Bunu kime yapmak lazım, bunu kime yapmak lazım? Bir de sistemik bir takım hastalıklar var. Diyabet. 10 milyon, 12 milyon diyabet hastamız var. Haberler de yapılıyor işte diyabete son falan filan biliyorsunuz. Neden bu kadar çeşit oldu? Yani bunların hangileri daha minimal girişimsel tedaviler, hangileri çok daha radikal ve dönüşü olmayan tedaviler, cerrahiler? Şöyle, aslında bir yelpaze şeklinde biz hastalığı kabul edersek, farklı yaşlar, farklı yapılar, farklı kilo veya bizim obeziteyle uğraşan hekimlerin daha çok sevdiği şey vücut kitle endeksi olan hastalar ve çok sayıda farklı yandaş hastalıklar. Bunların hepsini beraber değerlendirdiğimizde o zaman o hasta için en uygun cerrahi tekniği seçiyoruz. O yüzden de hiçbir zaman bir hastamıza bir tüp mide cerrahisi bypass'tan daha iyidir. Bypass, mini bypass'tan daha iyidir. Duodenal switch onlardan daha kötüdür gibi bir açıklama da yapmıyoruz. Peki bunların hastanın, hepsi kullanılıyor mu şu an? Hepsi kullanılıyor. Hepsi kullanılıyor. Hepsi yürürlükte kullanılıyor. Olanlar. Evet, evet. Önemli olan hasta ve vücut yapısı neye ihtiyaç duyuyor? Neye ihtiyaç duyuyorsa onu hastamızla uzun bir konuşma yaparak, hatta şöyle söylemem gerekiyor, hastaya bir eğitim vererek. Çünkü bu ameliyatın sonuçlarıyla bir ömür yaşamak durumunda kalacak hastamız. Eğitimini alıp bu sebepten dolayı bu ameliyat sizin için en uygun cerrahidir. Bunu yapalım diyoruz. O şekilde seçiyoruz. Yoksa bu ameliyat bu ameliyattan daha iyidir diye bir şey yok. Peki biz bunu da vatandaşa sorduk. Obezite cerrahisi kimlere yapılmalı? Ne biliyorsunuz dedik bu konu hakkında. Şimdi tedirgin olduklarını biliyoruz. Onu zaten konuşacağız. Güvenli mi? Bu başlığı da açalım. Efendim izliyoruz bakalım vatandaşımız obezite cerrahisine ilişkin neler söylüyor? Obezite cerrahisinin ne olduğunu biliyor musunuz? Tabii. Kimlere yapılıyor? Benim gibi şişmanlar. Yaptırmayı düşünüyor musunuz? Yok. Obezite cerrahisinin kimlere yapıldığını, obezlere yapılır. Siz aşırı şişman olsaydınız yaptırır mıydınız? O tamamen psikolojik bir şey. Yani baştan dikkat etmesi gerekiyor. Obezite cerrahi, obezite şişman kişilere, sağlıksız beslenen kişilere cerrahi uygulanır. Peki siz aşırı şişman olsanız yaptırır mısınız? Aşırı şişman olsam mutlaka düşünürdüm.
En azından mideme kelepçe taktırmayı düşünürdüm. Eğer zayıflayamıyorsam, yediklerimden şişmanlayıp zayıflayamıyorsam mutlaka kelepçe taktırmayı düşünürdüm. Obez olanlara tabii ki. Aşırı şişman olsanız siz yaptırır mıydınız? Yok, hayır, yaptırmam. Onun sebebini bulup, sebebini çözüp ona göre şey yapardım, davranırdım. Diyet ya da işte spor. Çok kilolu olanları 100 kilonun üstünde herhalde. Aşırı şişman olsaydınız yaptırır mıydınız? Ay, hiç bilmiyorum. Çok zor bir soru. Herhalde olur mu da kesin. Kesin. Mecbur. Şimdi hocam, halden anlamak için onu yaşamak lazım değil mi? Bir yandan kaygılar ama hakikaten 120, 130, 140, 150 kilolar gencecik bir hanımefendi için örneğin değil mi? Bütün hayatını, özel hayatını, sosyal hayatını hepsini etkiliyor. Bu çekince neden? Ya bizde acaba bizim de yaptığımız o haberler, yayınlar olumsuz yönde etkiliyor olabilir mi? Yeterince detayını bilmeden yapılan bir takım haberler mesela. Yani haksızlık yapamam ama evet. Tabii etkiliyor ki değil mi? Sonuç olarak başarılı olan binlerce ameliyat haber olmuyor. Hı hı. Ve bir defa bir komplikasyon oluyorsa bir haber oluyor ve günlerce devam ediyor. Ama buna yanlış diyemem, bu işin doğasında var. Hı hı hı. Çok net konuşmak gerekirse obezite cerrahisi bütün yelpazesinde, hı hı, en büyük ameliyatından en küçük ameliyatına, hı hı, kadar bugün cerrahi alanında yaptığımız en düşük tehlikeli ameliyatlar grubuna girer. Hı hı. Çok çok ciddi önlemler alınıyor. Unutmayalım ki obezlerin birçok sistematik hastalıkları var. Ve örneğin şeker hastalığı, örneğin uyku apnesi, örneğin kalp yetmezliği olabilir, tabii, gibi meseleler. Ve bu sistemik problemler o obez kişi sezaryen de olacak olsa, fıtık ameliyatı da olacak olsa, kalp cerrahisi de olacak olsa, bunlar mevcuttur. Kaldı ki o ameliyatları olurken zaten hasta bir organ için ameliyat oluyor. Hı hı. Halbuki obezite cerrahisi için ameliyat oluyorsa bir tek obezite problemidir. Ayrıca üstünde başka bir problemi yoktur. Ve obezite cerrahisi yapan merkezlerde çok ciddi önlemler alıyor. Bu sebepten dolayı günümüzde obezite cerrahisinin riski çok çok düşük ameliyatlar grubu olarak, evet, kabul ediliyor. Bir telefon alalım Erzurum'dan. Sevgi Hanım, günaydın. Günaydın Meral Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun, sorunuzu alalım. Bugün bu arada tıp bayramı biliyorsunuz değil mi? Evet. 14 Mart. Evet. Evet, öncelikle doktorumuzun ve tüm doktorlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Allah eksikliklerini göstermesin. Amin, amin. Hocam merhabalar. Merhaba. Şimdi annem 101 kilo, 60 yaşında. Hmm. Şimdi etrafımızda sürekli duyuyorum. Ya birkaç arkadaşım var, işte çeşitli bu cerrahi işlemlerden yapan arkadaşlarımız ama bazılarında tekrarladı kilo alımları vesaire. Şimdi biz de annem hani herhangi bir işlem yapmak istiyoruz ama hangisi uygun olduğunu tabii siz doktorlarımız karar veriyorsunuz. Benim endişem şu: ameliyat olduktan sonra ya da herhangi yapmış olduğunuz bu cerrahi işlemlerden sonra tekrarladığında farklı bir işlem yeniden uygulayabiliyor musunuz? Yani hani atıyorum balon yaptık, daha sonra da kelepçe ya da daha farklı işlem. Yani bir hastada farklı birkaç işlem uygulama şansınız var mı? Evet. Revize edilebilir mi? Evet. Özetle. Evet. Hoşça kalın çok Sevgi Hanım. Hoşça kalın efendim. Evet, bu revizyon şimdi çok çekiliyor çünkü. Başlangıçta yaptığımız konuşma üzerine aslında bütün, hı-hı, cevapları kurmamız mümkün. Obezite cerrahisi tek başına, hı-hı, hayat düzenini düzeltmez isek işe yarayacak mı? Hayır. Hı-hı. Obezite cerrahisi yapıyorsunuz. Obezite cerrahisi neden diğer yöntemlerden çok net bir şekilde daha güçlüdür? Çünkü sindirim sistemi üzerinde yaptığımız değişiklikler, bunlar dikişler, kesiler, küçültmeler, daraltmalar, yor değiştirmelerdir. Hı hı. Ama ana etkisi sindirim sisteminden salgılanan hormonların düzeyini değiştirmektir. Ve bu hormonlar beyni etkileyerek beynin o açlık, tokluk ve kilo kontrol merkezinde, evet, ben daha düşük kiloyla sağlıklı olabilirim hissini yaratmaktır. O yüzden de artık o hastaların diyet yaparken, spor yaparken ki karşılaştıkları beyin direnci, hı, ortadan kalkmış olacak. Tamamen şimdi, aslında şartlı refleks gibi bir şey bu değil mi? Bu sebepten dolayı cerrahi çok çok başarılıdır. Ama ne olursa olsun bu bile yeterli değildir. Hastanın mutlaka ameliyattan önce obeziteyle, cerrahinin teknikleriyle,
obezitenin mekanizmasıyla, felsefesiyle bir eğitim alması lazım. Bunu algılaması lazım ve hayat tarzını buna yönelik değiştirmesi lazım. Şimdi diyet yapan veya diyet artı sporla hayat tarzımı değiştirmek istiyorum diyen bir kişinin değiştirebilme imkanı çok daha düşüktür. Ameliyat olan bir kişide bu çok daha kolaydır. Hı-hı. Dediğim gibi bu hormonal değişikliklerden dolayı artık benim ruhum, benim zihnim bana bunun iznini veriyor. Beyindeki mekanizmalar buna izin veriyor. Şimdi ben hiçbir şeye dikkat etmeden tamam ameliyat neyse zorluğu, neyse süresi, neyse riski ben buna katlanırım. Ama ben ameliyattan sonra uyku saatimi düzeltmek istemiyorum, yürüyüşümü de düzeltmek istemiyorum. Ben hala işte çikolata yemek istiyorum, baklavayla beslenmek istiyorum, sağlıklı beslenmek istemiyorum. Tabii ki başarısızlığı getirecektir. Başarısızlık geldiğinde sebep hastanın eğitiminde ve davranışındaki problem ise mutlaka ki onu düzeltmemiz lazım. İkinci bir cerrahi değil. Ama gerçekten hastalar var, ameliyat ediyoruz ve dikkat ettikleri halde 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ya obeziteleri tekrarlıyor ya da obez olmasalar bile metabolik problemleri tekrarlıyor. Hı hı. Hasta sadece 15 kilo alıyor. 15 kilo onu obez yapmaz ama beraberinde diyabet ortaya çıkıyor. Ve bu hastalarda revizyon şeklindeki cerrahileri yapmak her zaman mümkün. Hocam şu grelin hormonu, evet, iştah, açlık hormonu, bunu halletmek için hakikaten bu iki tür operasyonda hangisinde o hormon etkisini yitiriyor? Bugüne kadar yaptığımız cerrahi tekniklerin arasında en etkili yöntemler grelin hormonunu salgılayan mide bölgesini kesip çıkarmak. Tamamen tüp mide mi bu? Onu, tüp mide bunun bir örneğidir. Duodenal switch de buna bir örnektir. Bazı cerrahiler var bunu yaptığımız. Unutmayalım ki grelin hormonu sadece ve sadece midenin çıkardığımız bölümünden salgılanmıyor. Öyle bütün mi? Bütün sindirim sistemimizden salgılanıyor. Ancak ana kısım orasıdır. Dolayısıyla da bu cerrahilerden sonra çok ciddi bir şekilde azalmış oluyor. İki, bizim açlığımızın hepsi grelin hormonuna bağlı değildir. Hı. Başka sebepler de var. Koku alma da, kanımızdaki şeker seviyesi de, duygusal durumumuz da bunda etkili olabiliyor. Dolayısıyla da evet, tüp mide cerrahisi sonrası çok çok net bir şekilde hastalarımız daha az acıkıyorlar. Veya tüp mideye benzer diğer tekniklerde. Ancak bu tek başına yeterli değil. Hocam doğru beklenti ne olmalı orada? Yani işte 3 ayda şu kadar kilo, 6 ayda bu kadar kilo, 1 yıl sonunda bu kadar kilo. Evet. Şu kadar yılda korursunuz. Çok güzel. Hastamız belli bir kiloyla geliyor ve olması gereken idealin belli bir miktar üstündedir. Tamam. Matematik hesabını yapmak kolay olsun diye örnek veriyorum. Hı. Bir hastamızın 100 kilo fazlası var. Olması gereken kilo diyelim ki 75'tir. Hastamız 175 kilodur. Bizim bir obezite cerrahisinden ideal beklentimiz yaklaşık 18 ayda bu 100 kilonun %75'ini, yani 75 kilosunu vermek. 1,5 yıl içinde. 1,5 yıl içerisinde. Hastanın kilosu ne kadar fazlaysa erken dönemde verdiği kilo o kadar fazla oluyor. Çünkü ağırlığının çok olduğundan metabolizması da yüksektir. Tabii 70 kilo birinin kilo vermesiyle 200 kesinlikle kilo birinin aynı olmayacak zaten. Kesinlikle. Ha, bunu söylediğimde şu şekilde algılanmamalı. O zaman hasta o kalan 25 kiloyu asla veremez. Hayır, bizim hedefimizde 75 var. 75'e yakaladığımızda iyi bir başarıdan, evet, bahsediyoruz. Ama hastamız daha disiplinli hayat şartları, daha fazla sporla, daha ciddi bir diyetisyen takibiyle peki bütün o fazladan 100, evet, kiloyu verme şansına sahip olabilir. Hocam birazdan gastroenterolojide deneyimli bir hocamızı alacağım. Sizle birlikte geçmişte de çalışmışsınız. Bağırsakları konuşacağız. İnflamuar bağırsak hastalıkları, ama öncesinde seyircilerimiz adına efendim çok teşekkür ederim. Kutluyorum çok sağ olun hocam. Çok teşekkür naziksiniz. Ediyorum. Naziksiniz. El sıkışmamak lazım, pardon, ama ikiniz el yıkamıştık yemeden önce. Sağ olun. Lütfen, evet, herkes kendine dikkat etsin. Biz dezenfektanlarımızı kanala girdiğimizde kat konuk odasına kadar kullanıyoruz. Tavsiye de ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, birazdan Profesör Doktor Ömer Şentürk hocam bizlerle olacak. Kron ve ülseratif kolit konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Özellikle bağırsakları ağrıyanlar kaçırmayın bu bölümü.
Ülseratif kolit ve Korn hastalığı nedir? Bu hastalıklar kimlerde görülür, hangi şikayetleri yaratır, belirtilerine? Tanı ve tedavisi nasıl yapılıyor? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Şentürk, Sağlık Merkezi'nde sorularımıza cevap veriyor. Evet efendim, programın bu bölümde gerçekten çok yaygın ama çoğumuz ne olduğunun farkında değiliz o bölgede. Bağırsaklar vücudun ikinci beyni diyoruz son zamanlarda. Efendim ülseratif koliti olanlar, Crohn hastalığı olanlar, neden bu hastalıklar var? Tedavisi nasıl yapılır? Çok deneyimli bir uzmanımız var. Medikal Park Göztepe Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Şentürk hocam bizlerle. Ekranda gördüğünüz numaralardan arayabilirsiniz. Canlı yayınımız hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tıp bayramımızı kutluyoruz çok efendim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Şimdi hocam, ilk bölümü biz obezite konuştuk. Bağırsaklar, bunlar elbette o sistemin içine giriyor. Bağırsaklar vücudun ikinci beyni. Değil mi? Aynen. O ikinci beyin bazen aklı, zihni mi karışıyor? Ne oluyor da ülseratif kolit, Crohn, bunlar çok yaygın ama evet. Halk bunlar hakkında bir şey bilmiyor. Genelde bir şiştim, hazım sorunum var, gazım var, işte bağırsağım bozuldu. Bir anlatalım mı? Bunlar inflamuar bağırsak hastalıkları çatısında geçiyor. Aynen öyle. Şimdi aslında hastalıklardaki farkındalık her geçen gün artıyor. İletişim, tanıya daha kolay ulaşma enstrümanları, endoskopilerin yaygınlığı, hastanelerin yaygınlığı gibi göreceli olarak hastalıklar da artıyor. Hem hastalıkların artması hem farkındalıklar bununla ilgili insanlarımızın bunlarla ilgili bilgi sahibi olması eskiye göre bir miktar artmış durumda. Ama hala istediğimiz noktada değil. Bir diğer nokta, o sizin dediğiniz şişiyorum, gazım var. Aslında bunlar fonksiyonel hastalıklar, toplumda çok yaygın olanlar, çok sık olanlar. Oysa bugün konuşmaya çalışacağımız inflamatuar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı buna göre oldukça daha az görülen hastalıklar. Türkiye için belki şöyle söylenebilir. Yıllık 100 binde 20 gibi toplamda baktığımızda 100 binde 200-300 civarında bir hasta var ve giderek sayı artıyor. Ama önemli olan tarafı o ki bu hastalık diğerlerine göre iş gücü kaybı, ilave sorunlar, bağırsak dışı sorunlar, bağırsağın kendisiyle ilgili sorunlar oluşturabilme potansiyeli nedeniyle diğerinden çok daha farklı, çok daha ciddi noktada ele alınmalı. Peki hocam, şimdi ülseratif koliti olanlar aslında biraz da nadir görülen hastalıklar sınıfına giriyor anladığım kadarıyla. Bu şüphesiz kısım. Ki organik hastalıklar biraz daha nadir. Yani günlük gastrittir, ülserdir, reflüdür, bunlara göre daha az tabii. Tamam. Ülseratif kolit. Evet. Bu kalın bağırsak, ciddi bir mekanizma var. Evet. Aralarındaki fark ne? Crohn'la ülseratif kolit arasındaki fark ne? Çoğumuz onu da biz bilmiyoruz maalesef. Çok güzel. Ülseratif kolit temel olarak kalın bağırsağın hastalığı. Hmm. Eğer kalın bağırsağın bütününü tutmuş ise ince bağırsağın da son kısmını nadiren tutabilir. Ama temelde kalın bağırsak hastalığı. Evet. Oysa Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar, makat bölümüne kadar tüm sindirim kanalını tutabilir. Birinci fark bu. Evet. İkinci fark da ülseratif kolit kalın bağırsağın sadece yüzeyini tuttuğu halde, mukoza diyoruz ona biz, mukoza, su evet, mukozayı tuttuğu halde, Crohn hastalığı bağırsağın tüm katlarını tutuyor. Ve bu nedenle de Crohn hastalığı kendine özgü bağırsakta delinmelere neden olabiliyor. Apseler oluyor. İşte bağırsaktan bağırsağa, bağırsaktan cilde, diğer organlara fistüller ortaya çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla hem tutulum alanı olarak tüm sindirim kanalı, hem de tuttuğu yerde tüm katı tutması nedeniyle
ülseratif kolitten ciddi farklılıklar gösteriyor. Bunlar tedavisi olan hastalıklar mı hocam? Şimdi aslında tedavisi olan hastalıklar nelerdir? Veya tedavi olabilirlikten biz neyi anlıyoruz? Eğer tedavi olan hastalık bir hastalıktan kurtulmaksa eğer, bu daha çok bakteriyel enfeksiyonlarla mümkün. Yani enfeksiyon hastalığı bakteriyel bir ajanla oluyorsa, tek bir etkenle oluyorsa bunun tedavisi mümkün olabiliyor. Yani tüberkülozun, yani tifonun tedavisi mümkün. Ama gelirsek nedeni bilinmeyen genetik bir altyapıdan kaynaklanan hastalığa, o zaman tedaviden anladığımız hastalığın kontrol altına alınması demek. Yani sizce tansiyon hastalığı tedavi edilebilir bir hastalık mı? Eğer tansiyondan kurtulmayı kastediyorsanız hayır. Regüle edilir. Aynen öyle. Kontrol altına alınır. Diyabet de öyle. Kalp etmezliği de öyle. Romatizmal hastalıklar öyle. İşte inflamatuar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit ve Crohn da böyle. Hastalığı kontrol altına alınabilir, alınabiliyor. Değilse bir ilaç verelim veya ilaçlar verelim, hasta da bundan kurtulsun, ondan sonra eski tas eski hamam yaşamına devam etsin. Peki bunlar konjenital midir? Yani genetik geçişimi var, doğuştan mı gelir, sonradan mı? Beslenme tarzımızla, yaşam tarzımızla şiddeti artar. Yoksa edinilen hastalıklar mıdır yaşam içinde? Aslında o deminki soru ile o cevapta bu ifade ettiklerimle de çok yakın ilişkili. Tansiyon gibi, şeker gibi, diğer hastalıklar gibi, enfeksiyon dışı hastalıklar gibi, bu hastalıklarda genetik bir zeminde çevresel faktör dediğimiz kişinin beslenme alışkanlıkları, yeme içme ve stresle ilişkili. Yani aslında tüm hastalıklarda 3 faktör var. Evet. O 3 faktörün kesişme noktasında da hastalık var. Genetik yatkınlık, çevresel faktörler, beslenme alışkanlığı, egzersiz ve üçüncüsü de stres. Bu üçlünün etkileşimiyle hastalık ortaya çıkıyor. Bazen 3 yaşında, bazen 13 yaşında, bazen 33 yaşında, her neyse. Yöresel özelliği var mı bu hastalıkların? Yöresel özellik aslında beslenme çünkü aslında önemli. O çevresel faktörle ilgili. Örneğin önceleri, bundan 20-30 yıl öncesinde doğuda hem ülkemiz açısından hem dünya ölçeğinde bu hastalık daha az görülürken, batıda daha çok görülürken, artık beslenme alışkanlıkları da giderek batı tipine döndüğü için o farklılık ortadan kalkıyor. Ve kuzeyde yaşama, güneyde yaşama, doğuda, batıda yaşama çok farklı bir hale gelmedi. Doğuda, batıya giderek yaklaşıyor. Hocam biz sokakta yine vatandaşımıza sorduk bu hastalıklara. Bağırsak sağlıklarını da sorduk. Bakalım neler söylemişler, izleyelim mi? İzliyoruz efendim. Vatandaşımızın konuya ilişkin fikri nedir? Bakalım. Korn hastalığı, ülseratif kolit duydunuz mu hiç? Daha önce hiç duymadım maalesef. İlk kez duyuyorum. İlk kez duyuyorum. Çağrışım yapabiliyorum sadece ülser mide bağlantısıyla birlikte, başka bir şey. Hangi organda olur sizce? Ülser mi? Ülseratif kolit ya da korn. Kolit bağırsaklarla alakalı diye biliyorum. Ülser de mideyle alakalı, bu ikisi arasında bir şey olabilir bağlantı diye düşünüyorum. Mantık yürütüyorum, isim olarak bilmiyorum. Peki bağırsaklarınızla ilgili, hemen herkes bağırsakla ilgili sorun yaşar. Hiç yaşıyor musunuz bağırsak sorunu? Bağırsak sorunu stresli olduğum dönemlerde yaşıyorum. Onun dışında yaşamıyorum. Normal diyorsun. Sindirim sistemi normal, gayet güzel çalışıyor. Ya, duydum, bu bağırsaklarla ilgili olması lazım bir hastalık. Hani öyle diye tahmin ediyorum ben. Peki tedavisi var mıdır? Tedavisi illa ki vardır ya. Hani tedavisi olmayan bir hastalık olamaz bence. Bağırsaklarınızla ilgili hiç sorun yaşar mısınız? Hemen her insan yaşar çünkü. Ya, kışın yaşanıyor genelde. Soğuk vurduğu için. Hani dediğim gibi ben hastalığı bulunan, tedavisi bulunan bir hastalıktır. Hani genelde kışın rastlanan bir durum bu insanlarda. Hocam aslında herkesin dediğim gibi bağırsağıyla ilgili bir sorunu var ama
Belirtiler çok çok önemli. Şimdi az önce söylediğimiz hastalıklar hocam 100 binde 200-300 diyor bakın. Ama işte sıradan bir ishal hepimizde olabiliyor. Ya da dışkıda, gaytada gizli kan çok önemli hastalıkların habercisi olabiliyor. Hatta veteriner arasında hocam Kore'nin eski kralı ile ilgili böyle bir şey söyledi çok eskiden. Bir bilgi verdi bana. Onu söylemenizi rica edeceğim izleyicilere de. Bu hastalıkların belirtisi nedir? Şimdi bu hastalıklar sistemik bir hastalık. Yani temelde özde bir bağırsak hastalığı ama yanı sıra tüm organ sistemleriyle ilgili bulgu verebilen hastalıklar. Ve biz onları iki ana grupta topluyoruz. Bir sindirim sistemiyle ilgili bulgular, belirtiler. İki, onun dışındaki sistemlerle ilgili. Kas iskelet sistemi, eklem ağrısı, eklemlerde şişlik, ciltte kızarıklık, gözde bozukluk, karaciğerde yağlanma, safra kesesinde taş, böbrekte taş gibi her organ sistemiyle ilgili potansiyel olarak eklem bulguları daha ağırlıkta olmak üzere bulgu verebilir. Yani bazen inflamatuar bir bağırsak hastası eklem sırt ağrısı nedeniyle romatolojiye gidebilir. Ama biz o kısmı bir tarafa bırakırsak bağırsakla ilgili ülseratif kolitte temel yakınma, kanama ve sık dışkılama, yumuşak ve ishale varan tarzda günde 8-10 ve gecede olmak üzere kanama, kanlı dışkılama ve sık dışkılama. Crohn hastalığında ise karın ağrısı ve ishal yakınması dominanttır. Önde gelen bulgulardır, önde gelen belirtilerdir. Dolayısıyla hani günlük yaşamın içerisinde yedim, bağırsaklarım bozuldu, hafif de karın ağrısı oldu. Bazen hastalık kendiliğinden de remisyon dediğimiz uyuyan döneme girebilir. Böyle bir atak geçirirsiniz. Aradan bir süre geçer, bir ay tekrar aynı sorun olur. Veya ülseratif kolit için söyleyelim, kanamanız oldu. Ya zaten benim hemoroidlerim vardı, oradan kanadı. Bir gün, üç gün, beş gün diyetinizi düzeltmeye çalışırsınız, azalır, artar. Dolayısıyla baktığımızda aslında bu hastalıktan yana sorunu olan hastaların tanısında bazen 3 yıla kadar varan bir tanıda gecikmeler var ne yazık ki. İşte bu demin ifade ettiğimiz farkındalığın eksikliği, yanlış olayı yani bu noktada bilgi sahibi olma veya ilgili uzmanına gitmeme. Yani aile hekimi veya genel cerrahi, kanamam var oraya gideyim. Hani o bölümdeki insanlara ait, hekimlere ait bir bakış açısında farklı bir şey söylemek istemem ama bu tür sindirim sistemiyle ilgili sorunlar ortaya çıktığında kesinlikle hastanın gideceği bölüm gastroenteroloji olmalı. İşte kolay erişilebilir bir branş mı? Maalesef değil. Türkiye'de çok fazla sayınız yok musun hocam? Doğru söylüyorsunuz maalesef. Ama artık yeter miktarda var diye düşünüyorum. Kaç tane var şu an Türkiye'de? 1000'e yakın var. Hocam bin nereye yetecek? Kaç milyon insanız? Yapmayınız. Hocam çok tevazulu davrandı. Evet. Efendim Kırşehir'den bir izleyicimiz hattımızda. Kenan Bey hattımızda imiş. Günaydın Kenan Bey. Günaydın efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Hocama da saygılar sunuyorum. Buyurun sorunuzu alalım. Benim bir sorum olacaktı. Bundan 15 gün önce bu dışkılamamda affedersiniz siyahlık çıktı. Gastroloji uzmanına gittim. Endoskopi yaptılar. Dual ülserle gastrolonit HP artı teşhisi kondu. 6'ya 8 milimde mikozada eritmeli ön yüz diyor. İki antibiyotik bir de şey verdiler bana. Şimdi hoca o kısımları anlayamadı. İlaç ismi zaten vermeyeceksiniz eminim tanı onda. Tanı ne koyuyor? Tanıyı bir daha okur musunuz? Tanıda ne yazıyor orada? Koyu tabii. Renkli yazar böyle raporda. Tamam. Duodenal ünser. Tamam. Okay. Gastronit. Anladınız mı hocam? Gastronit HP artı diyor. Tanı bu. Size evet. Antibiyotik tedavisi verdiler. Doğru mudur? Bir tane ayrı antibiyotikle bir mide koruyucu verdiler. Tamamdır. 15 gün bitti. İlacın iki tanesi kaldı antibiyotiğin. Ama bazen dışkımda yeşil oluyor, koyulaşıyor. Sık çıkıyorum. Bu arada da çocukken apandisimi aldılar. Bunun devamında nasıl bir tedavi uygulamam lazım?
Tekrardan devam, doktora gitmem lazım mı soracaktım hocama. Peki, hoşça kalın Kenan Beyciğim. Teşekkür ederim, çok geçmişler olsun. Saygılar sunarım. İyi mukavele. Bu buyurun bizim hocam. Bugün konuştuğumuz hastalıkla ilgili olan bir durum değil. Ülser, 13 parmak bağırsağındaki ülserden söz ediyor. Muhtemelen kanamış hastamız. Çünkü dışkının siyah renkte çıktığını söylüyor. Nadir görülmeyen, inflamatuar bağırsak hastalığına göre çok sık gördüğümüz, sıklıkla sigara, ağrı kesici ilaç, romatizmal ilaçlar, ağrı kesici ilaç kullanımıyla ilişkili ortaya çıkan bir tablodur. Helikobakter pylori pozitif gelmiş, ona ait bir tedavi verilmiş 14 günlük. Doğru bir yaklaşım, konumuzla çok ilgili değil. Değil ama sizi görünce de dayanamadı. Şüphesiz. İzleyici ne yapalım? Bugün tıp bayramı, idare edin. Şüphesiz, şüphesiz. Aynen öyle. Hocam, ülseratif kolit ya da Crohn. Bu hastalıklarla yaşamayı mı öğrenecekler? Çünkü siz dediniz ki yani kür değil bunlar. Evet. Sadece yaşam kalitelerini artırıyoruz. Aynen. Biraz daha palyatif yöntemler bunlar. Hasta bütün bunlara uyarsa, ki uyması gereken özellikle 5 kuralı soracağım ben size, hastanın el kitabı gibi, bütün bunlara uyarsa bu hastalığın yakınmalarını yaşamadan, hayat kalitesi aşağı çekilmeden nasıl yaşayacak? Şimdi eskiden bu hastalıkları tedavi etmedeki bizim kriterimiz hastanın memnuniyeti üzerinden yapılırdı. Nasılsınız? İyi misiniz? Dışkı sayısı azaldı mı? Kanama var mı? Yok mu? Bunlar üzerinden hastayı yönetirdik, tedavi ederdik. Oysa bugün geldiğimiz noktada bunlarla yetinmeyip hastanın laboratuvar testleri nasıl, endoskopisi ve hatta oradan aldığımız biyopsilere kadar her şeyin normal olmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Eğer öyle bir durum yakalayabilirsek şayet, bu hastanın normal, sağlıklı bireylerden hiçbir farkı yok. Çalışma, ev hayatı, cinsel hayatı, her şeyiyle bunları sağlıklı bir hale getiriyoruz. Böyle olduğu zaman ne iş gücü kaybı var, ne bu kişinin mutsuzluğu söz konusu. Dolayısıyla aktif hayatın içerisinde bir birey olarak yaşamını sürdürüyor. Yani özürlü bir kişi değil tırnak içerisinde. Hastalığa sahip olması onu farklı kılmıyor. Tedavi bence bu noktada hastalığı ortadan kaldırma anlamında kullanmıyorum ama bütünüyle sağlıklı hale gelmesi açısından tedavi edilebilir bir noktayı biz kendimize hedef koyuyoruz ve ona göre hastayı tedavi ediyoruz. Ve bu noktada belki onu açarsınız, açabiliriz. Elimizde farklı farklı ilaçlar var. Haplar var, laman şeklinde olanlar var, iğneler var vesaire. Dolayısıyla bizim hedefimizde bu bireyin bağırsaklarını tümüyle iyi etmek var bu ilaçlarla. Tamam. Ve onu da sürdürmek. Ömür boyu mu kullanacaklar bu ilaçları? Ha, sorun şu. Aynen bir tansiyon şeker hastası gibi. Örneğin şeker hastası sadece diyet öneriyorsunuz bir kısmına. Bir kısmı diyet yaptığı halde yeterli bir başarı elde edemiyor. Hap veriyorsunuz. Bir üçüncüsüne insülin veriyorsunuz. Bir dördüncüsüne haptır, insülin, hepsini beraber veriyorsunuz. Burada da böyle. Yani tek bir hasta yok. Hafif olan var, orta şiddetli olan var, daha şiddetli olan var. Biz tedavi öncesinde de hastaların hangi evrede, hangi şiddette, hangi ciddiyette olduğunu ortaya koyarak tedavi hedefimizi belirliyoruz. Ve aslında diyabet bizim için bu noktada oldukça öğretici ve örnek alınan bir hastalık. Temel bir kriter var orada. Hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık kan şekeri ortalaması. Evet. Burada da böyle. Mukoza, bağırsak mukozasını ben iyi etmeliyim. Hedefim de o olmalı. Bu subjektiflikten uzak bir değer. Dolayısıyla onu hedefe koyarak en iyi tedavileri veriyoruz. Ha, hastanın eğer durumu çok hafifse, örneğin bir ülseratif kolit hastası, kalın bağırsağın tamamını tutabileceği gibi girişte 10 santimlik kısmı tutabilir. Eğer bu 10 santimlik kısmı tutmuş ise ve ben bunu tedavi etmiş isem, hastanın bütün problemlerini çözmüş, endoskopik olarak da iyilik halini sağlamış isem ve bu iyilik halini birkaç yıl sürdürmüş isem, o zaman hastayla oturup konuşurum. Derim ki bakın şu anda her şey yolunda. Bunu bir ilaçsız da deneyebiliriz. İlaçları bırakırız. Sadece
bu hafif formda, hafif tutulum için söylüyorum. İlaçsız hastayı gözlemleyebilirsiniz. Ama unutmayalım ki nüks riski var. Evet. Var ama hastayı ilaçla sürekli birlikte tutmak yerine ilaçsız takip etmek, artı bir sorun yaşadığında yeniden aynı ilaca başlama şartıyla bu ortak şeye varabiliriz. Çok az vakit var. Beslenmeyi soracağım. Mesela çölyaktı sizin tedavi ettiğiniz hastalık grubunda. Bir de şunu da soracağım ama çok kısa yanıt alabileceğim. Kötü huylu bir hastalığa dönme şanssızlığı olabilir mi? Bunlar aday mı? Ne yazık ki. En önemli yerini sonuna bırakmışız. Ne yazık ki. Evet. Şimdi ülseratif kolit için eğer bağırsağın tümünü tutmuş ise 8 ila 10 yıl sonra böyle bir risk var. Yani ciddiye alınmalı. Bence şöyle, hekim o ciddiyetin ve bu bilginin farkına vararak hastasını takip etmeli. Değilse hasta 10 yıldan sonra bende bağırsak kanseri gelişecek endişe ve kaygısı taşımamalı. Taşımamalı çünkü ilave hastalıklar, farklı hastalıklardan yaşayacağı sıkıntılar ondan çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle de hekim sadece bu bilgi, bu farkındalığı, bu bilgiyi bilerek hastayı ona göre yönetmelidir. Efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Güzel bir konuydu. Önemli bir konuydu efendim. Çok teşekkür ederim. Tıp bayramınızı kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Yeniden söylüyoruz. Evet. Efendim dezenfektanlarımızı sürekli kullanıyoruz. Size de örnek olması gerekir. Aynen öyle. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Beraber veda edelim lütfen. Efendim, Sağlık Merkezi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın programda Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk olacak. Doktor Aret Kamara olacak. Yarın sabah birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın.